Evet merhaba gençler. Tanzimat ikinci dönem sanatçılarına devam ediyoruz. Son sanatçılarımızı göreceğiz. Bunlardan birincisi Mizancı Mehmet Murat arkadaşlar. Mizancı Mehmet Murat deyince aklımıza Turfanda mı yoksa Turfa mı atlı tabii ki roman geliyor arkadaşlar. Bu romanda sanatçı idealizmi hatta ütopik bir arayışı eserin içerisine yaymaya çalışmıştır. Şimdi Bizancı Murat'ın bu roman arkadaşlar Türk Edebiyatı'nda hikayede köye yönelişin öncü ve önemli eserlerinden biri sayılır. Ayrıca eserde biz sanatçının otobiyografik bir unsur kullandığını yani kendi hayatından bazı parçaları bu romana eklediğini görmekteyiz. Şimdi peki romanda kim var? Romanda Mansur Bey adlı bir tipimiz var arkadaşlar. Mansur Bey bir idealist tip olarak bir proje gerçekleştirmek istiyor. Bu projeyle birlikte aslında dönemin devlet adamlarına ve devlet işleyişine bazı siyasi, sosyal, ekonomik sorunlara eleştirel bir gözle baktığını görüyoruz. Şimdi roman tabii ki şundan başlıyor. Kalkınma nereden olmalı? kalkınmanın başlangıç noktası köy olmalı diyor ve bir çiftlik projesini öne sürüyor arkadaşlar. Bu çiftlikte bir insanın nasıl yaşaması gerektiği, o çiftliğin içerisinde neler olması gerektiği, hani ütopya neydi? Hayal edilen, olması istenen yer değil mi? Servet Fün'de çok göreceğiz biz bunu. Ütopik romanları, Arkadaşlar hayali alemleri hem Tevfik Fikret'te hem Ahmet Haşim'in o belde şiirinde ve ondan sonraki bazı eserlerde göreceğiz. Ama biz şu an Mizancı Murat'a tekrar dönelim. Arkadaşlar demek ki bu roman bir çiftlik projesini ne yapıyor? Anlatıyor bize işte turfanda hani turfanda sebze diyoruz turfa diyoruz arkadaşlar. Oradan aklımıza kalsın. Meyve sebze yetiştirme ile de alakalı bir romandır. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi turfanda mı yoksa turfa mı bir şeyin devamı. Neyin devamı? Ahmet Mithat Efendi ile bir gelenek başladı. Ney? Köye yöneliş arkadaşlar. Hikaye veya romanda köyü işleme. Biz bahtiyarlık romanı hemen hemen her dersimde herhalde ben bu bahtiyarlığı söyledim arkadaşlar. Sınavda da çıkabilir. Yine bir gerçek hikaye adlı Letaif rivayetin içerisinde bir öyküde biz ne yapıyoruz? Köyü görüyoruz. Hatta bahtiyarlıkta şu vardı şehirden bir genç, köyden bir genç. Şehirle köy hayatı karşılaştırılıyordu. Hatta biz ne dedik bahtiyarlık için? Türk edebiyatında köy hayatının geçtiği İlk romandır. Daha sonra Nabizade Nazım Karabibik adlı eseriyle ne yaptı arkadaşlar? Köye yönelişi hızlandırdı ve öncü eser olmuş oldu. İşte Turfanda mı yoksa Turfa mı da arkadaşlar bu geleneğin bir devamı olarak köy ve çiftlik hayatını bize ne yapıyor? Anlatıyor. Biraz önce Muallim Naci'nin de şiirde Köylü Kızların Şarkısı adlı ...eseriyle şiire köy hayatını soktuğunu görmüş olduk. Böyle bir toparlamış olduk arkadaşlar. Evet, Mizancı Murat'ın bir yönünü daha söyleyeceğim. O da Rus Edebiyatı'ndan çeviriler yapmıştır. Turfan da mı yoksa Turfa mı? Arkadaşlar, e edebiyat öğrencilerine de soru olarak ne yaptı, geldi. Bunu da söylemiş olan. Evet, diğer bir sanatçımıza geçiyoruz. Fatma Aliye Hanım arkadaşlar. Fatma Aliye Hanım Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı. Tabi baba alim bir insan olunca kız da alim oluyor ve okumuş mürekkep yalamış bir bayan haline dönüşüyor. Ve çok ilginçtir arkadaşlar Fatma Aliye Hanım'ın felsefik biz çevirilerini görüyoruz ve bazı eserlerini görüyoruz. Türkçe'de felsefe üzerine eser veren ilk Osmanlı kadınıdır. Fatma Ali Hanım bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi çeviriler var arkadaşlar. Batı'dan işte e, Voltaire'den, George Orwell'dan Fransızca bazı çevirileri var. Ondan sonra da ne yapıyor? Ondan sonra da romanlar yazmaya başlıyor. Hayal ve hakikat. Evet hayal ve hakikat bir nevi geçiş dönemi ürünüdür. Servet fünundaki en önemli unsurdur. Hayal hakikat tartışması. Muhadderat ona da hemen bekleteceğim size. Muhadderata da dursun bir kenarda. O da önemli. Ona gelmiş olacağım. Gibi bazı romanların Türk edebiyatındaki arkadaşlar bayan yazarıdır söylemiş olalım. Geçelim hemen romanlarının bazı özelliğine. Şimdi arkadaşlar hayal ve hakikat bir kadın takma adıyla çıkıyor. Yani kendi ismini ne yapmıyor? Kullanmıyor arkadaşlar. Arkasından hemen muhaderatı yazıyor. Hemen çizelim altını. Arkadaşlar burada kendi ismini kullanıyor. Yani bir bayan adıyla Türk edebiyatında ilk roman çıkmış oluyor Muhaddarat arkadaşlar. Peki Muhaddarat'ın içerisinde ne var arkadaşlar? Bir bayan ne işler? Aşk. Başka evlilik, değil mi? Entrika, kıskançlık, Brezilya dizileri gibi ne yapıyor? Bu konuları işlemiş oluyor arkadaşlar ve Türk roman tarihine adını yazdırıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar Tanzimat 1 ve ikinci dönem sanatçılarımızı bitirmiş olduk. Bütün ayrıntılarıyla birçok yazarı ve yazarın ve şairin eserlerini görmüş olduk. Uzun bir süreç, derinlemesine bir konu. Biz de videolarımızda bilmiyorum yönetmenim söyler kaç tane video oldu Tanzimat'tan. Arkadaşlar anlatmış olduk. Hemen sorularımız var. Onu çözüp ara nesile geçeceğim arkadaşlar. Tanzimat'ın ikinci dönemi devamı kabul ediliyor. Bazı sanatçılar tarafından ney ara nesil. Fakat Mehmet Kaplan adlı araştırmacımız tarafından da ayrı bir dönem kabul ediliyor. Ara nesile geçmeden hemen birkaç tane soruyu sizlerle paylaşıp konu tekrar da yapmak istiyorum arkadaşlar. Birinci sorumuz şiirde konuya göre vezin seçilmesi gerektiği görüşünü aşağıdaki şairlerden hangisi ileri sürmüştür? Şimdi sevgili arkadaşlarım. Tanzimat dönemi yenileşme dönemidir. Adı üzerinde nizam bir düzenleme var. Bu konuda da bir düzenleme, şekilde de bir düzenlemeydi. Şinasi ile başlayan bir süreç ve Şinasi hem yeni konuları getirdi, hak adalet gibi arkadaşlar. Hem de şekil yönüyle bir yeniliği başlattı. Hem de tercüme şiiri bizim edebiyatımıza ne yapmış oldu? Sokmuş oldu. Onun beraberinde hızlı bir şekilde hem romanla ilgili hem tiyatroyla ilgili arka arka makaleler yayınlanmaya başladı. Namık Kemal, Celalettin Harzemşah'ın ön sözünü ne yaptı yazdı. Tabi başka makaleler de var anlattık ama hani ben kısa bir özet olsun diye geçiyorum. Daha sonra Tanzimat'ta Aruz'da Hece ilk dönem şairlerinden özellikle Namık Kemal'in isteğiyle bazı ve Şinasi'nin isteğiyle bazı Hece ile ilgili eserler verildi. Ziya Paşa'da falan biz bunu görüyoruz. Birkaç tane türkü yazmıştı Ziya Paşa. Sonra arkadaşlar ikinci dönemde değişiklik devam etti. Ve dendi ki konuya göre vezin seçelim dendi arkadaşlar. Peki sorumuzun cevabını alalım. işte burada oraya geldik. Cevabımız arkadaşlar Denizli Recaizade Mahmut Ekrem hangi eserinde? takdiri elhanda. Dedi ki konuya göre vezin seçelim dedi. Daha sonra Nurettin Ferruh isimli bir kişi bir makale yazdı. Dedi ki şiirimiz aruza da bağlı kalmasın, heceye de bağlı kalmasın. Aslında serbest şiir görüşünü ortaya ne yapmış oldu? Atmış oldu. Daha sonra Abdülhakamit Tarhan da arkadaşlar Aruzun değişik kalıpları o döneme kadar hiç kullanılmamış kalıplarını kullandı veya bir şiirde birden fazla ne yapmaya başladı? Aruz kalıbı denemelerine başladı arkadaşlar. Demek ki Tanzimat 1 ve 2. dönemde yeni konularımız var. Hatta Abdülhakamit Tarhan sadece toplumsal konuları değil, metafizik konuları da ve batılı anlamda tabiatı da sahra şiiriyle edebiyatımıza getirmiş oldu. Demek ki Şinasilerle, Akif Paşalarla başlayan süreç Abdülhak Hamit Tarhan ve Recaizade ile olgun hale gelmeye başladı. Tabii ki romanda da biz bunu Şemsettin Sami ile Sami Paşazade Sezai ile yavaş yavaş olgunlaşmaya başladığını gördük köy, esaret gibi konuların ana planda işlendiğini biz tanzimat romanlarında görmekteyiz. Diğer sorumuza geçelim. Abdülhak Hamit'i heceyle şiir yazmaya teşvik eden şairimiz hangisidir? Şimdi arkadaşlar biz önce encümeni şuarayı işledik. Şairler topluluğunu değil mi? Bunlar içerisinde Namık Kemal ve Ziya Paşa zaten gençleri teşvik amacıyla kurulmuştu. Kim vardı? Lefkoçyalı Galip. O toplantıyı yöneten kişiydi. Her salı günü toplanıyorlardı. Evet şimdi bir aşamaya geleceğim. Lefkoçyalı Galip kimi etkiliyor? Arkadaşlar Namık Kemal ve Ziya Paşa'yı etkiliyor. Tabi daha sonra bir üstad daha çıkıyor. Şinasi. Yani Tanzimat birinci dönem şairlerini iki tane sanatçı etkiliyor. Lefkoçyalı Galip divan edebiyatı yönüyle, Şinasi yeni edebiyat yönüyle. Evet daha sonra bir alt basamağa geçiyorum. Arkadaşlar Namık Kemal ve Ziya Paşa da daha sonra Tanzimat ikinci dönem şairlerini etkiliyor. Özellikle Recaizade ve Abdülhak Hamit Tarhan'a. Hatta hatırlayın şunu demişti Namık Kemal çağırıyor. Gel bakalım diyor koçum Recaizade gel bakalım Abdülhak ne yapın? Heceyle şiir yazın diye söylemişti. Recaizade'nin 8 şiirinden 4 tanesi heceyleydi. Burada Namık Kemal'in etkisi vardı. Abdülhak Hamit Tarhan'ın da Nesteren adlı eserinde biz heceyle tiyatro yazdığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Demek ki cevabımız Namık Kemal olacak. Recaizade ve Abdullah Kamit'i heceye yönlendiren kişi Namık Kemal olmuş oluyor arkadaşlar. Evet diğer sorumuz aşağıdaki eserlerin hangisinde ütopik bir dünya anlayışı görülür? Evet artık tanzimattan servet doğru geçerken ütopik bir dünya arayışını görüyoruz. Bunda Şunun etkisi var. Abdülhamit'in tahta gelmesi ve yavaş yavaş bireysel konular ve dolayısıyla hayali alem arayışı. Hem bu batıdan gelen bir etki hem de arkadaşlar biz Abdülhamit'in siyasi yönetiminden dolayı sanatçıların yavaş yavaş hayali bir dünya aradığını göreceğiz. Servet de ayrıntılı bir şekilde anlatacağım batıdaki insanlar Yeni Zelanda'ya gitmek istiyorlar. Bizimkiler de oraya gitmese de en azından Anadolu'nun bir köyüne, kasabasına gitmek istiyorlar. Tabi bu soru biraz farklı. Arkadaşlar biz Mizancı Murat'ın Turfanda mı yoksa Turfa mı adlı eserinde ütopik bir dünya anlayışını sergilediğini değil mi? Bir çiftlik projesi kurduğunu ve onu eserine aldığını görüyoruz. Cevabımız da Ceyhan olmuş oluyor arkadaşlar. Evet sorularımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi neye geçiyoruz? Yenileşmenin yani tanzimatın üçüncü kuşağına yani ara nesle geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ara nesil kavramını kim kullanıyor? Mehmet Kaplan. Bu önemli. Mehmet Kaplan kendi araştırma kitaplarında tanzimatın bir üçüncü kuşağı olduğunu, ikinci kuşaktan farklı özellikler gösterdiğini ama benzer yönlerinde olduğunu biz biliyoruz arkadaşlar. Söylüyor ve ara nesil diye ifade ediyor. Edebiyatımızda bazı ara nesiller hep olmuştur arkadaşlar. Tanzimatın öncesinde de aslında bir ara nesil geçiş dönemi var. Giritli Aziz Efendi hatırlayın muhayyelat gibi Emin Nihat Bey'in müsamirat namesi bunlar ara nesilde evet Tanzimat öncesi ara nesil bunlar Tanzimat'ta Servet Fünun arasındaki ara nesilde biz Mehmet Kaplan'ın ifadelerinde görüyoruz arkadaşlar şimdi bu ara nesilin özelliği ne önce ara nesil ve şiire bir birlikte bakalım arkadaşlar şimdi ara nesil mensuplarının Tanzimat 1 ve 2. dönemden birinci farkı şu arkadaşlar. Ara nesil mensupları yabancı dile özellikle Fransızcayı okullarda öğrenmeye başlıyorlar. Tanzimat şairleri böyle miydi? Hayır değildi. Onlar ya Fransa'ya gidiyorlar ya tercüme odalarında ne yapıyorlardı? Öğreniyorlardı. Artık demek ki tercüme olayının ve dil olayının oturduğunu görüyoruz. Mesela ben de hazırlık okudum lisede İngilizce. Aynen o şekilde yabancı dil özellikle Fransızca ve Almanca daha sonraki zamanlarda da İngilizcenin okullarda okutulmaya başlandığını biz ne yapıyoruz? Görüyoruz. Hatta Recaizade Mahmut Ekrem'in Fransızca öğretmenliği yaptığını biliyoruz biz arkadaşlar. Galatasaray Koleji'nde birincisi bu. Yani dili uzaktan değil de Bizzat okulunda bu insanlar öğreniyorlar. İki, da ve konuda arkadaşlar yenilenme ve gelişme. Bu da var. Ara nesil şairleri şiirin konusunda yenilenme yoluna gidiyorlar. Bunu da söylemiş olalım. Üç, şekil olarak arkadaşlar bizde batı edebiyatın etkisiyle sarma kafiye çapraz kafiye, sone ve serbest şekil var arkadaşlar. Türk edebiyatında soneyi kullanan ilk sanatçı Süleyman Nesip'tir. Arkadaşlar Süleyman Nesip ara nesilde ve servet fünunda kendi yerini ne yapmıştır? Almıştır. Bunu da söylemiş olalım. Sone tabii ki bizde Cenab-ı Şahabettin'le bir işlevsellik kazanıyor tevfikle bir güzellik kazanıyor. Evet ama ondan önce ara nesil şairlerinde var diyoruz arkadaşlar. Demek ki hem şekil olarak hem de kafiye örgüsü olarak yeni bir girişime arkadaşlar karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz. Evet diğer bir husus serbest müstezatı arkadaşlar kullanmaları tabii ki önceki derslerimizde belirttiğim gibi müstezat divan edebiyatında vardı. Ama yavaş yavaş bunu serbest müstezat haline ne yaptılar? Getirdiler. Özellikle tevfik ve ana nesil elemanları arkadaşlar bizde serbest müstezatı kullandılar. Peki niye serbest müstezat kullanılıyor? Şaire bir özgürlük tanıyor serbest müstezat ve bir ahenk tanıyor dolayısıyla serbest müstezatta biz ara nesil elemanlarının sıkça kullandığını görüyoruz arkadaşlar. Diğer bir husus Anjabman ya da anjap bement. Ne demek anjap bement? Anjap bement servet-i şairleri tarafından sıklıkla kullanılmıştır. Arkadaşlar divan edebiyatı biliyorsunuz biz de Kamit Tarhan'la ciddi bir darbe aldık. Divan edebiyatında beyit bütünlüğü vardı. Yani şiir o iki mısrada toplanıyor. Anlam bir sonraki mısraya kaymıyordu. Kaysa bile o beyit kendi arasında bir anlam bütünlüğü taşıyordu. Ama arkadaşlar tanzimatın e, bitimine doğru biz anjapmantlı yani beytin anlamının diğer mısralara kaydığını görüyoruz. Servet Fünun şairleri bu Anjapmantlı mısrayı çok sevdiler. Ama biz ara nesilde de Anjap Bementli TDK ayrı yazıyor. E, akademik kaynaklar ayrı yazıyor. Önemli değil arkadaşlar. Anjap Bementli mısra yapısını ara nesilde ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Peki bu dönemde hangi sanatçılar var? 1- Melemenli Zade Mehmet Tahir. Şimdi bazen soruyorlar bana geçen derste de sordular yönetmenim. Melemen mi Menemen mi diye. Ondan dedim ki TDK Menemen diyor. Neli, Nide'nin neyse. Peki soğanlı mı soğansız mı? Yani siz nasıl seviyorsunuz? Soğanlı. Soğanlı. Türk Dil Kurumu da soğanlı diyor. Ama arkadaşlar zevkler ve renkler tartışılmaz. Evet kimi soğanlı sever, kimi soğansız sever ama Türk toplumu menemeni seviyor. Evet yönetmenim menemenli zaten bunu bir araştıracağım. Büyük ihtimal menemenle bir ilişkisi var. Domates falan filan. Evet menemenli zade Mehmet Tahir ara nesil. Nabizade Nazım. Ara neslin en önemli ismi Nabizade Nazım'dır birazdan geleceğiz. Mehmet Celal evet arkadaşlar. Nigar Hanım evet bir bayan daha görüyoruz. Değil mi? Fatma Aliya Hanım vardı. İlk romancımız, ilk felsefi çevirimiz, ilk bayan ismiyle yazan kişimiz. Onun dışında bir de Nigar Hanım ne yaptı? Göründü. Beşir Fuat evet önemli. Ona da dersinde birazdan ne yapacağım? değinmiş olacağım. Fazlı Necip gibi arkadaşlar Mustafa Reşit gibi bazı isimleri de biz ne yapıyoruz? Ara nesil içerisinde görüyoruz. Bu tanzimat şairlerinin de isimleri arkadaşlar çok çok farklı. Sami Paşazade Sezai. Biri diyor ki Sami Paşazade Sezai diyor. Öyle espriler yapılıyor. İşte arkadaşlar Müstehipzade İsmet diye bir isim var. Ya bu nasıl bir isimdir yani sülaleden gelen bir şey. Bir de bunu sizin öğrenmenizi bekliyoruz arkadaşlar. Evet müstecip zade ismeti geçelim. Şimdi peki ara roman. Şimdi ara romanda da önemli isimler var. Bir Nabizade Nazım, iki Mehmet Celal, üç Selanikli Fazlı, dört Fatma Aliye Hanım. Bakın bu dönemin içerisinde de Fatma Aliye Hanım'ı alıyoruz. Hani tam kesin şeyler değil. Tanzimat 2 mi, Ara nesil mi? Ara nesil diye bir şey var mı? Yok mu? Hani biz ayrıntıyı anlatalım ki en azından var diyelim yani. Fatma Aliye Hanım ve arkadaşlar Mustafa Reşit roman ve hikaye alanında kalem oynatmıştır. Evet özellikle biz Nabizade Nazım ve Zehra eserini ara neslin en önemli sanatçısı ve romanı olarak ne yapıyoruz? Görüyoruz. Şimdi Zehra'da ne var? Zehra'da bir psikolojik bazı unsurların olduğunu görüyoruz değil mi? Eserin başka neyini görüyoruz? Eserin realist ve naturalist bir anlayışla yazıldığını görüyoruz. Yani ara nesilde şunu görüyoruz arkadaşlar. Biraz önce de söyledim aslında ben. Biz romantizmden realizme ve naturalizme ne yapıyoruz? aşama aşama geçiyoruz arkadaşlar. Yine ara nesil döneminde bir şey görüyoruz. Servet Fü'nün dergisine arkadaşlar yavaş yavaş olayın içerisinde görüyoruz. Bazı eserlerin mesela Zehra'nın Servet Fü'nün de yazıldığını ne yapıyoruz görüyoruz. O zaman Nabizade Nazım daha Tevfik Fikretler falan yokken ne yapıyor? Servet Fü'nün dergisinde yazıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi Zehra ile ilgili arkadaşlar söyledik. Evet, realist, naturalist bir romandır dedik. Ayrıntısına geleceğiz. Şimdi ben şuraya geçmek istiyorum. Realizm ve naturalizm evet Ahmet Mithat Efendi'de var. Fenni roman Ahmet Mithat Efendi'de var. Ama ara nesilde ciddi manada naturalizm ve henni roman arayışını görüyoruz. Fakat bir yandan da çok ilginçtir. Psikolojik roman denemesi. İşte biraz önce söyledik. Zehra'da ne yapılıyor? Görülüyor. Yani nasıl bir şey hocam? İşte geçiş arkadaşlar. Yani o da var, o da var. Romanın içerisinde gerçeklik de var. Evet bence olmalı. Hayali bazı unsurlarda psikolojik bazı tahlillerde olmalı. Evet, nabızata lazım bunu yapmış arkadaşlar. Diğer bir ismimiz Beşir Fuat arkadaşlar naturalizmle ve realizmle ilgili teorik bilgiler veriyor. Türk edebiyatında naturalizmin ve pozitivizmin teoride üstadı, ustası Beşir Fuat'tır. Neyi başlatıyor? Hayaliyun hakikiyun tartışmasını. Evet, dikkat edeceğiz. Peki, bir bilgiseli verelim. Ara nesil Kuşağı'nın en önemli özelliği nedir diye bir soruyla karşılaşırsak, ara nesil Kuşağı kendinden sonra gelen Servet Hüyünün şiirinin temelini atmıştır, o şiire zemin hazırlamıştır. Bunu söylemiş olan. Evet, tablo altı şiir, arkadaşlar. Şimdi yeni bir şey başlıyor aslında biz Recaizade Mahmut Ekrem'in araba sevdasıyla birlikte resmi görüyoruz. Hatta biz matbaacılığın gelişimiyle birlikte resmin artık eserlerle iç içe olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi tablo, altı şiir ya da pitorex dediğimiz arkadaşlar bir tarafta şiir, bir tarafta o şiirin resmini Türk edebiyatında ne yapıyoruz? Görüyoruz. Servet-i Fünun'da da ciddi manada pitoreks şiirler var. Çünkü Tevfik Fikret bir yönüyle de ressamdır arkadaşlar. Şimdi Mirat-ı Alem dergisinde biz tablo altı şiirin ilk örneklerini ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Başka iki Recazade Mahmut Ekrem'in Kelebek şiirinde. Üç Hüseyin Haşim'in koca karı ve kedi şiirinde tablo altı şiir. Yani tablonun altında şiir yazılma neyini arkadaşlar gelenek demeyeceğim çünkü böyle bir şey yok. Yeni başlıyor. Yeni başlayan bir unsuru biz ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Muallim Naci daha sonra Munis Faik de ne yapıyor? Bu tablo altı modasına ayak uyduruyor ve arkadaşlar ara nesil sanatçılarında rağbet edilen bir tür haline veya şekil haline geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Tamam. Düz yazı şiir, mensur şiir arkadaşlar. Şimdi Türk Edebiyatı'nda mensur şiir arkadaşlar Halis Ziya Uşakbigil ile başlıyor. Ama ondan önce Recaizade Mahmut Ekrem arkadaşlar yazmış olduğu bir Makalesinde Nesri Muhayyel, hayal edilen Nesir ya da işte mensur şiir aslında. O ifadeyi kullanmıyor ama o ifadeyi kastediyor. Düz yazı şeklindeki şiiri Türk Edebiyatı'na getirmek istediğini belirtiyor. Ya da gençlere bu noktada bir yol gösteriyor arkadaşlar. Ve o gençleri içerisinden Halis Ziya Uşaklıgil, mensur şiirler değil mi? Ve Mezardan Sesler adlı şiirlerinde mensur şiirin ilk örneğini verdiğini görüyoruz. Bu mensur şiir ara nesil elemanlarınca da ne yapılmıştır? Sık sık kullanılmıştır. Evet Nabzade Nazım'a geçiyoruz. Ara neslin en önemli sanatçısı Nabzade Nazım'dı. Bazıları Tanzimat ikinci kuşağın içerisinde bazıları da ara nesil içerisinde Nabzade Nazım'ı alıyorlar arkadaşlar. İşte değişik takma adıyla ne yapmıştır? Nabizade Nazım şiirlerini ne yapmıştır? Yazmıştır arkadaşlar. Tercümanı hakikatte biz Nabizade Nazım'ı ne yapıyoruz? Yine görüyoruz arkadaşlar. Ve en önemlisi tercümanı hakikatten sonra biz önemli bir dergi olan Servet Fünun dergisinin de ilk yazarlarından biri olarak Nabizade Nazım'ı görmekteyiz arkadaşlar. Peki nabizade nazım ne yapmıştır? Naturalizmden etkilenmiştir. Nabizade nazım naturalizmden ve realizmden etkilenmiştir arkadaşlar. Edebiyatımızda ilk Türkçe gerçekçi köy romanını arkadaşlar kimlerine göre de uzun hikaye olan Kara ne yapmıştır? Yazmıştır bunu söylemiş olalım. Yani köylünün dertleri, sıkıntılarını biz Karabibik'te görüyoruz. Peki Karabibik nerede geçiyor? Karabibik arkadaşlar Antalya'nın Kaş ilçesinde iki köyde geçiyor. Bu köylerden biri Rum köyü, biri de Türk köyüdür arkadaşlar. Türk köyü de Beymeklik. Şimdi bu köylerden Türk köyü fakirlik içerisindedir. Sıkıntı içerisindedir borcunu ödeyemeyen halk vardır. Öbür tarafta da Rum köyü vardır arkadaşlar. Rum köyü de zenginliğin, bolluğun neydir? Görüldüğü bir yerdir. Bizim Türk köyünde doktor falan yoktur. Ama Rum köyünde ne vardır? Doktorlar vardır. Yazar aslında ne yapıyor? Türk köylerinin halini göz önüne sermek istiyor arkadaşlar. Eserin bir yönü var. İstanbul dışını konu edinen ilk romanımız arkadaşlar. İstanbul'du. E hocam bundan önce bundan önceki romanlardan tamam İstanbul dışında geçen var ama yine İstanbul var. Tamam Bahtiyarlık evet köy romanı ama İstanbul'da işleniyor. Anlatabiliyor muyum? Yarısı İstanbul yarısı köy. Ama Karabibik tamamen İstanbul dışında ne yapıyor? Geçiyor arkadaşlar. Şimdi e, romanda Karabibik adlı kahraman var. Yani romanın kahramanı Karabibik. Başka kim var? oğlu var. Koca İmam arkadaşlar gibi isimler romanın ana karakterlerini oluşturuyor. Şimdi sanatçı ikinci bir eser daha yazıyor. O da roman denemesi olarak kabul ediyoruz. Bunu Zehra arkadaşlar. Zehra ilk psikolojik öğelerin kullanıldığı ilk tezli roman denemesi kabul ediliyor arkadaşlar. Çünkü tam anlamıyla roman özelliği göstermiyor. Veya tam anlamıyla psikolojik romanın bütün öğelerini barındırmıyor. Çok az kısmını barındırdığı için biz Türk edebiyatında arkadaşlar İlk psikolojik romanı Eylül olarak kabul ediyoruz. Zehra'yı kabul ediyoruz arkadaşlar? Psikolojik roman denemesi olarak ne yapıyoruz? Olayı, romanı değerlendiriyoruz. Roman neyin üzerine kurulmuştur? Roman eserin de ismi olan Zehra'nın kıskançlığı üzerine arkadaşlar kurulmuştur. Şimdi Zehra arkadaşlar küçük yaşlarda ne yapar? annesini kaybeder ve babası tarafından büyütülür. Onun annesizliğin vermiş olduğu büyük bir kıskançlık vardır. Yani hafiften psikolojik sıkıntıları vardır. Neyse bizim Zehra büyür ve babasının katiplerinden biriyle evlenir. Ama bir gün baktığında eşinin yani kocasının evdeki hizmetçiyle ilgilendiğini görür arkadaşlar. Aslında bir ciddi bir kıskançlık vardır ve ondan intikam almak ister arkadaşlar ve kocasını genç ve güzel bir Rum kızıyla arkadaşlar tanıştırır. Ama bu Rum kızı kocasının arkadaşlar ciddi sıkıntılar yaşamasına sebep olur. Hatta sonunda ne yapar arkadaşlar? Rum kızından intikam almak için arkadaşlar o kızı öldürür kocası. Dediğim gibi romanda arkadaşlar ciddi bir kıskançlık duygusunun aile üzerine olumsuz etkisi vardır. Şimdi sanatçı sadece şiirle mi uğraşmış? Hayır, değil. Sanatçı pardon, romanla mı uğraşmış? Hayır, değil. Şiirle de uğraşmıştır ve şunu söylüyor her şeyin şiirin konusu olamayacağı. Hani her güzel şey dedi ama diyor ki hayır. Her şey şiirin konusu olamaz diyor. Ama roman onun çok da başarılı olduğu bir alan değildir. Yazmış olduğu şiirlere de heves ettin başlığını koymuştur. Bir heves üzerine yazdım diyerek evet kendisi de bunu ne yapmıştır? Kabul etmiştir arkadaşlar. Demek ki Nabizade, Nazım'da biz arkadaşlar neyi görüyoruz? Hakiki üyün yani gerçekçiliğe doğru kaymayı görüyoruz. Zaten edebiyatımızda da Nabizade Nazım realizmin hatta naturalizmin ilk önemli temsilcisidir diyebiliriz arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Diğer bir yönü de biliyorsunuz Sergüzeşt Sami Paşa Zade Sezai ne yapmıştı? Arkadaşlar e, ve küçük şeyler modern hikaye yazmıştı. Başka Recaizade Mahmut Ekrem'in Şemsası falan vardı. Onlardan sonra modern hikayenin arkadaşlar öncülerinden birisi de olmuştur. Şimdi eserlerini şöyle bir toparlarsak. Evet Karabibik ve Zehra arkadaşlar roman olarak kabul ediyoruz. Zehra'yı da roman olarak kabul ettik. Evet iki tane önemli romanı var. Biri tamamen köyde geçiyor. Karabibik Zehra'da da psikolojik öğeler ağırlıklı. Öyküleri var. Yadigarlarım, Zavallı Kız Arkadaşlar ve Haspa adlı öyküleri önemlidir. Şiirleri var. Heves ettim. Biraz önce söylediğimiz gibi önemlidir. Zavallı Kız Arkadaşlar önemlidir. Onun dışında Esatir adlı mitolojik bir eser yazmıştır. Esatir mitolojik bir eserdir. Bunu söylemiş olalım. Fizikle ilgili de aynalar konusunu yazmıştır. Zaten Servet Fünün içerisinde Servet Fünün önce fen dergisi arkadaşlar. Fenli konular işleniyor. Daha sonra Tevfik Fikret'in gelmesiyle ne yapıyor? Bizde bir edebi dergi halini alıyor. Evet Beşir Fuat'a geçiyoruz arkadaşlar. Beşir Fuat biraz önce söylediğim gibi hayaliyun, hakiküyün yani romantizm, realizm ya da hayal gerçek tartışmasının Türk edebiyatında başlatan isimdir arkadaşlar. İki, Türk edebiyatında Victor Hugo biyografisiyle tanınan önemli bir isimdir. Yani önemli bir biyografik eser vererek kendinden sonraki bazı biyografi sanatçılarına öncü olmuştur. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Ee, yaklaşık işte 35-36 yıl yaşıyor. Hemen bir dedikodu yapalım. Beşir Fuat arkadaşlar askerlik hayatından belki o dönemin bazı sarsıntılı olaylarından ötürü ne yapıyor? Arkadaşlar kendi hayatına son veriyor. Bir psikopatlık da yapıyor yönetmenim. Diyor ki ya diyor ben diyor intiharı yazacağım. Ve gidiyor üst kata uygun bir vakit bekliyor ondan. E, ve bileğini kesiyor. Ondan sonra başlıyor yazmaya. Diyor ki evet şu an diyor içimden kanın aktığını görüyorum. Yavaş yavaş duygularımın değiştiğini görüyorum diyor ve orada kalıyor. Yani evet. Tamam ve bir mektup da bırakıyor arkadaşlar. Bıraktığı mektup ölümden 3 gün sonra mezardan bir ses diye bir seda diye ne yapıyor arkadaşlar? Yayınlanıyor. Onu da söylemiş olalım. Beşifuatla ilgili Orhan Okay'ın arkadaşlar ayrıntılı bir neyi var? Değerlendirmesi, çalışması var. Bunu da söylemiş olalım yani. Ve intiharında aslında kötü bir şey olduğunu söylemiş olalım. Evet, Aranesiz sanatçılarımız da arkadaşlar bu şekilde Tanzimat edebiyatına son noktayı böylelikle koymuş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuz olan Servet Fünun dönemi arkadaşlar hikaye, roman ve şiir hatta tiyatrosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın esen kalın diyoruz.